Zen ya da meditasyon Budizmi Japonya'ya 1100 yıllarında Çin'den gelmiştir. Amacı meditasyonla kişinin kendi Buda tabiatını bulmasıdır. Bu rahipler Kyoto'daki en eski Zen tapınaklarından biri olan Tofukuji'de yaşıyorlar. Burada her iş ne kadar rutin olursa olsun dikkatlice ve farkındalıkla yapılıyor. Böylece zihnin şimdiki zamanda kalması, geçmişe ve geleceğe yolculuklar yapmaması sağlanıyor. Rahipler Abid'le tanışmak için sıraya giriyorlar. Koan uygulaması yapacaklar, yani mantıklı düşünme yöntemiyle çözülemeyen paradoksal problemler hakkında konuşacaklar. Aylarca hatta yıllarca sürecek olan koan uygulaması öğrencileri yeni farkındalık seviyelerine ulaştıracak. Rahipler günlerinin büyük bir kısmında meditasyon yapar ve geceleri nadiren 4 saatten fazla uyurlar. Baş rahibin vurması bir ceza değil, meditasyon için bir yardım olarak görülür. Rahibi canlandırıp daha büyük bir farkındalığa ulaşmasına yardımcı olur. Yemekler, yiyeceği ve kullanılan kase ve araçlara karşı zaman içinde oluşturulan büyük bir farkındalık içinde yeniyor. Tek bir damla bile ziyan edilmiyor. Tapınak temizlendikten sonra rahipler dilencilik yapmak için dışarıya çıkarlar. Eskiden insanlar pirinç ya da başka yiyecek malzemeleri verirmiş. Ancak günümüzde daha çok para veriliyor. Bazı rahipler kaligrafi, resim, bahçıvanlık eğitimi alıyorlar. Resimlerde kaligrafiyle yazılmış Zen özlü sözleri ya da Zen Budizminin kurucusu olan Bodhidharma yer alır. Taş bahçeleri ideal manastır hayatı inzivasının gerçekleştiği dağlık alanları sembolize eder. Budizmin Hindistan'da ortaya çıkışından Çin'de, Kore'de ve Japonya'da kurulan Budizm okullarına kadar meditasyon Budizmi kültürün ve dilin ötesine geçmiş, kabul görmüştür. Geçtiğimiz 50 senede Zen Asya dışından da yeni müritler kazandı. Zihinsel odaklanma ve meditasyonun faydaları büyük bir hızla değişen dünyada anlam arayan insanların ilgisini çekiyor.